Büyük afet sonrasında tartışmaların odağındaki isim Kızılay Başkanı Kerem Kınık bugün meclisteydi. Milletvekillerinin sorularını yanıtladı ve dikkat çeken açıklamalar yaptı. Neden istifa etmiyorsunuz sorusuna Kızılay'ın idari anlamdaki işleri durur, sağdaki 300 bin gönüllümüzün yönetilmesi kaosa dönüşür yanıtını verdi. Ahbap Derneği bizim satış ekibine ulaşmış. Bunu biz maliyetine 19 bin lira küsür maliyete Ahbap'a verelim. Bu parayla da hemen kendimiz ham madde alıp üretime geçelim diye bir inisiyatifte bulunmuşlar. Vatandaşa yönelik ticari satış olmamıştır olamaz dedi. Ahbap Derneği'ne satışın kendisinden habersiz yapıldığını söyledi. Depremde çadır satışı tartışması bu kez meclise taşındı. Bana sorsalardı kurumsal olarak vereceğimiz cevap şu olurdu. Yükleyin çadırları, AFAD'ın göstermiş olduğu lokasyonlara sevk etsinler, kurumlarına da destek olsunlar, sonra bakarız derdim ben. Tartışmaların odağındaki isim Kızılay Başkanı Kerem Kınık sunum için Meclis Deprem Araştırma Komisyonu'na katıldı. İstifa çağrıları üzerine goygoycuların lafıyla hareket etmem demişti. Mecliste de milletvekillerinin sorusunu yanıtladı. Kızılay Başkanı istifa ettiğinde tüzük gereği genel kurula gidilmesi gerekir. Kızılay'ın idari işleri durur ve kaotik bir durum oluşur açıklamasını yaptı.